çekilebilir. Bezelye gibi bitkisel yemler verilerek öğleden sonra patlatmasyon yapmışlar. Bezelyeleri bırakmak istemiyor. Bütün hepsini yemek istiyor. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz hepimizin yani balık besleyen bütün herkesin en büyük sorunlarından birisi de balıklarının kabız olması. Ben de bu durumla ilgili mağdur olduğum için bu kabızlıkla ilgili neler yapılabilir organik olarak diye araştırdığımda benim de çok sevdiğim ve herkesin de yediğinden emin olduğum sebzelerden birisine bezelye rastladım. Sonra biraz daha araştırdıktan sonra baktım dedim ki ya bu bezelyeyi balıklarımıza nasıl vereceğiz derken biraz daha çalışmalar yaparak bezelyeyi şu omzumdaki hale getirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelyeyi fırınlayarak granül yem haline getirdim. Şimdi daha detaylandıracağım size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yem tamamen granül yemmiş gibi bir hale dönüştü. Tabi bu kolay olmadı. Bununla biraz uğraştık tabii ki bu hal dönüşmesi için. Ama çok güzel. Sanki normal bir yemmiş gibi hem topak topak olmuyor hem de balıkların aşırı iştahla yediği bir yem haline dönüştü arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Ya sanki canlı yem veriyormuşuz gibi balıklar resmen atlıyorlar bu bezelyeye ve de dışkılamada da çok ciddi farklar oluştu arkadaşlar. Yani çünkü ben ağırlıkla dana yüreği verdiğim için kabızlık sorunu yaşıyordum balıklarda bazen. Ama yani bu bezelye sayesinde çok ciddi anlamda balıkların bağırsaklarında rahatlamalar oldu. Örneğin hemen nasıl göstereyim? Mesela sabah yemeğinden sonra öğlene doğru balıklara biraz bezelye verdim. Hemen onlar da öğleden sonra patlatmasyon yapmışlar. Yani normalde gerçekten bu kadar balıklar düzenli dışkılamıyorlardı. Bu da beni biraz rahatsız ediyordu. Balıkların genelinde arkadaşlar böyle bir rahatlama var. O benim çok hoşuma gitti. Bu karındaki şişliği de alıyor aynı zamanda. Ve de balıkların çok iştahla yediği bir yem. B vitamini de vermiş oluyorsunuz balıklarınıza. Şimdi peki siz bu yemi nasıl vereceksiniz arkadaşlar? Onu konuşalım. Haftada 2 gün bu yemi verebilirsiniz. Yemlemeden 2 saat sonra ya da sabah normal yemleme yaparsınız. Akşam geldiğinizde bu bezelyeyi verirsiniz. Emin olun balığınız çok sevecek ve de ertesi gün ve ondan sonraki günlerde balığınızın dışkılamasında inanılmaz bir rahatlama göreceksiniz. Balıkların bağırsaklarını gerçekten çok hızlı çalıştırıyor bu yem. Şöyle bir deneme yapalım hemen. Gerçi bundan 1 saat önce tekrar verdim bezelye ama balığın ne kadar iştahlı yediğini bakın. Sanki su piresi varmış gibi balık bezelyeleri bırakmak istemiyor. Bütün hepsini yemek istiyor. Ya gerçekten ben bile inanamıyorum. Yani neden bu kadar çok seviyor bu bezelyeyi? Bütün hepsini torluyor, topluyor. Ya ve de bundan 1 saat önce yedi bu balık yani. Tabii her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Çok fazla vermemek gerekiyor. Ben de olabildiğince dengeli şekilde veriyorum. Dediğim gibi ben canlı yem ağırlıklı beslediğim için bende kabızlık olma ihtimali daha fazla. Yani daha ben protein ağırlıklı besliyorum. O yüzden ben biraz daha fazla veriyorum. Ama siz dediğim gibi haftada 2 gün olacak şekilde yemlemenizi, bezelye yemlemenizi yapabilirsiniz. Yem tamamen granül hale gelmiş bir yem arkadaşlar. Çok güzel fırınladım. Mis gibi oldu. Ben yaklaşık 10 gündür balıklarıma veriyorum. Siz de isterseniz deneyebilirsiniz. Bezelyenin faydalarına da hemen bir Google araması yaparak bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı bir sebze. Balıklarımız için de güzel bir vitamin kaynağı. Şöyle bakayım bakın. Şimdi tekrar atacağım. Gel bakayım. Bakın. Baktı. Daha biraz önce yedi. Bakın hemen ilgisini çekti. Tekrar sömürüyor. Ve de yemin bir güzelliği de suyun üstüne bıraktığınız zaman yere düşüyor. Yere düştüğü gibi de yere düşen bir şey olduğu için balıkların çok ilgisini çekiyor. Biraz daha alayım, benim dişilerde deneyeyim. Yani dediğim gibi hepsine 1 saat önce verdim ama yine iştahlı yiyeceklerinden eminim. Bakın bakın nasıl saldırıyor. Bak. Gel bakayım. Yerde bırakmıyorlar arkadaşlar. Hepsini bitiriyorlar. Ciddi anlamda çok seviyorlar bezelyeyi. Ve de dışkılamaları da çok iyi oluyor buna bağlı olarak. Evet arkadaşlar dediğim gibi kabızlık sorunu çeken ve veya protein ağırlıklı beslenilen balıklarda mutlaka kabızlık sorunu çekilebilir. Bezelye gibi bitkisel yemler verilerek bu sorunlar hallolabilir. Bu yemle ilgili bana Kerim'in Pet Dünyası Facebook grubumdan hemen ulaşabilirsiniz. Ve de diğer konularla ilgili de bana en hızlı Kerim'in Pet Dünyası Facebook grubumdan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.